أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. Sıra psikolojidir, değil mi? Enfusi tespit. Nasıl psikoloji ise. Şimdi insi şeytan. Başta altını bir şey okuyacağım. Sonra onu şeyle destekleyeceğim. Benim nefsim iman etti. Ne demek o olacak? Benim nefsim iman etti. Daha önce benim şeytanım iman etti. Ondan sonra onu yapmıştık. İnsi şeytan, bu niçin bunlara duruyorum? Yani bir kere kendi irademle olmuyor bunları merak etmek. Kitap okurken, böyle tefekkür ederken kalbime doğanları not alıyorum. Not aldıkça, kalemi elimde aldıkça o durmuyor, gidiyor. Şimdi onun için ajandanız olsun diyorum. Ajandanı, yani ben biliyorum zannetme. Mutlaka böyle yazarken açılıyor. Yani yazarken kendisi geliyor. Ama yazarken oluyor. Sen diyorsun ki bana mana gelmiyor yazmadığın için. Yazarken geliyor. Bana mana gelmiyor diyenlere diyor. Yazmıyorsun da ondan. Al kalemini. Bildiğin bir kelime yap. Bak, bilmediklerini sana öğretecek Allah. Böyle var ayet. Sen bildiklerini yaşarsan Allah bilmediklerini de öğretir. Şeytanın şeytan olmadığı halde şeytan niye şeytan oldu? Anladınız mı? Bizi azdıran kimdir? Şeytan ve onun yaveri olan, talebesi olan nefse mal. Şeytan devre dışı yaparsanız nefisten zaten bir şey kalmaz yani. Çünkü ders ondan alıyor. Peki şeytanı yoktu. Şeytan niye şeytan oldu? Ha, nefsi vardı. Nefsi vardı. Bir daha söyleyeyim, tekerlemeyin. Şeytanın şeytan olmadığından şeytan niçin şeytan oldu? O çok ilginç bir soru. Allah'ın ikramını paylaşacağım sizinle. Çok dehşet alacağınızı umuyorum. Çünkü çok dehşetli bir şey. Belki, ama daha önce birkaç defa dediğim için arkadaşlar şey yapar ondan sonra. Alıştığı için o kadar garipsemez. Şeytanın şeytanı, yeni geldiğiniz için bir de tekrar edeyim. Aleyküm selam. Şeytanın şeytan olmadığından şeytan niye şeytan oldu? Şeytanın şeytanı gurur, kibir, ben merkezli düşünmek, yeis gibi süfli sıfatlar onun nefs emmaresi, nefsini tanımlıyor. Şeytanın 52 tane süfli sıfatı var. Şeytanın ismi Azazil'dir. Azazil. Mudil esmasıyla halk edilmiş. Mahluktur, Allah yaratmıştır. Azazil. Şeytan sıfattır, şeytanın kendisi değil. Mesela alim olmak, beyaz olmak, ne bileyim, sıfat itibariyle benlik demiyorum. Kesbettiğimiz, kuvvetlidir, zayıftır, şuralıdır, buralıdır, şöyledir, böyledir. Bunlar sıfattır. İnsanın sıfatıdır. Şeytanın ismi Azazil'dir. Şeytan sıfatıdır. İblis sıfatıdır. Hanna sıfatıdır. Böyle 52 tane sıfatı var. Bizdeki görüntüleri şöyledir. Gurur, kibir o madenimizi aktif ediyor. Haset, ben merkezli düşünmek,
yeis. Bu 52 tane sıfatı, 52 tane sıfatı, 52 tane kebairin karşıtıdır. İslam'da 52 tane kebair var. 52 tane kebairin adimi vücudu, 52 tane sıfatı var. Üstad Bediüzzaman Hazretleri o 52 tane sıfatını 7'ye indirgemiş şeytanın. Zina, içki, kumar, yalancı şahadettik, dine zarar verecek bir dalar taraftar olmak, kat-i silah-ı rahim, bir tane de vardı. Masum bir insana, öyle miydi? Masum bir insana iftira mıydı? Kat mı? Katlemedik mi? Evet. İçki, kumar, kat, zina. Kat-i silah-ı rahim, dine zarar verecek bir dalar taraftar olmak, bir de iftira. Yediye indir gelmiş. Bu sıfatın da şeytan da 7 sıfatı var temel. Ben 5 tanesini buldum şeyi. 4 tanesini temelde buldum ama 3 tanesini bulamadım o 52'yi içinde barındıracak. Şimdi herhalde bütününü barındıran bir sıfat buldum. Yani bir haftalık bir hadise. Hasan abi, şeytan sıfatı mı yapar? Sıfat. Azazil asıl isim, Azazil. Evet. Azazil isim. Yani ben Hasan'ım, işte şu yaştayım, şu işi yapıyorum, şöyle özelliğim var. Onlar benim sıfatım. Şimdi şeytanın temel veri tabanı 4. Gurur, kibir. Haset, ben merkezli düşünmek, yeis. Bundan daha dehşetli bir şey gelecek. Bu hepsinden daha dehşetli. İnsan da bu sıfatlarıyla amel ederse, gurur, kibir, haset, ben merkezli ve yeis. Bu 4 sıfatla amel ederse, o zaman o insan insi şeytan olur. İnsi şeytan bu. Yani bununla amel ederse. Üstad diyor ki, bildiğimiz malum şeytanlar diyor, libas giysiydi bedensel, bizim aynı böyle olurdu, insan olurdu. İnsi şeytanlar, yani bu 4 sıfatı olanlar, gurur, kibir, haset, ben merkezli ve yeis. Bu sıfatlarda sahip olan insan şu elbisesini çıkarsaydı, yani bedenini, aynı cinli şeytanlar olurdu diyor. Geçişler böyle. Bizi aldatan beden. Beden olduğu için insan zannediyoruz. Yani cesedi var olduğu için insan zannediyoruz. Ve Mektubat 57'de Erbahla evliyaların çoklarını bedeni misali suretinden diyor yeryüzüne göndermiş. Başka bir şey de anlatacağım. Ruhanilerin bir kısmını insan suretine temessül ettirmiş diyor. Ruhaniler var ya mesela, ruhani. Bunların içinde büyük zatlar da var, şeyler ki kişiler var, kişilikler de var. Segeylani. Bakarsın böyle, adam zannedesin bir insan, oysa Geylani. Nasıl oluyor? Bilemem. Şimdi ona girmeyeceğim. Bak, ruhanileri insan sima, insan suretine temessül ettiren. Mektubatta geçiyor. Yani İsa Aleyhisselam'ın nuzulunu ispat ederken 4 tane örnek veriyor. Her daim diyor, melaikeleri yere gönderen bir. Cebrail'i Dühye suretinde gönderen ki daha yukarıda Cebrail. 3. Alemi gayb'taki ruhanileri insan suretinde temessül ettiren. 4.
vefat eden evliyaların çoğunu bedeni misalleriyle dünyaya göndermek. Nasıl bu Allah'ın adetidir, adet-i ilahisidir, sünnetidir. İsa da bunun gibidir. Hatta İsa daha kolaydır. Çünkü alemi gayba geçmemiş. Semayı dünyada bulunuyor. Şimdi burada ben niye buraya atladım? Atladım zannedersiniz. İşte görürsünüz böyle adam, iki ayaklı adam. İnsan zannedersiniz. Şeytan libas giymiş. Veya büyük evliya göremezsiniz. Ben mesela o kadar dinde acayip dehşet aldım ki yani böyle vaazlar duymuşuz çocukluğumuzda, kitaplar okumuşuz, ne bileyim derste dinlemişiz münafık hakkında. Münafık dinde öyle anlatılmış, öyle anlatılmış ki hiç kimsenin dünyasında münafık yok. Sebebi münafığı öyle acibe hilkat yaptı ki ben 8 kafalı biliyordum, 7 ayaklı biliyordum. Meğer münafık 2 ayaklıymış. İki gözü varmış. O kadar alemimize büyüttü ki münafığı 2 ayaklı tahmin etmiyordu. Meğer münafık 2 ayaklıymış. Bu bilgileri alınca göreceksin ki ne kadar münafık var. Ama insan mozaik tabii. Bir taraftan bakarsın, Hasan böyle dersleri yapıyor. Bir taraftan bakarsın, cömerttir. Bir taraftan bakarsın, ajandır. Bir taraftan bakarsan, haindir. Bir taraftan bakarsın, çocuklarına yardım ediyorum. Yani mozaik yani taş gibi böyle. Dün misali vermiştim. Mihrapta 280 ve 250 tane kalebodur taşı koyarlar. Şeye, mihrapta şöyle yazar aşağıdan koyar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa hu el hayyul kayyum. La te'huzuhu sinetun ve la nevm. Lehu ma fis semavati ve ma fil erd. İlahir. Ayet-i Kürsi. Bu ayet-i Kürsi mihrabın başından yukarıya çıkıp inene kadar tam 250 tane kalebodurda işlenmiş. Mozaik. 194 tane harf almış abi ayet-i Kürsi'nin. Kaç tane? 194. 194 tane harf almış. Aferin hocam. İşe yaradın elhamdülillah. Güzel. Hoşuma gitti. Şimdi bak o kalebodurlara bir tanesine bir çizgi olur. Ayet-i Kürsi yazıyorsun ya büyük. Bazısı da mimim ortası olur boş. Bazısı şöyle çizgiydi ya, şöyle çizgi olur, böyle olur. Yani ayet-i kürsi yazdığın için kuyruk denk gelir, kafası gelir, işaret gelir, kaf gelir, tamam mı? Anlıyor musunuz anlatmak istediğimi? Dolayısıyla o kalebodurların her birinin tek hiçbir manası yoktur. Ve anlamazsınız. Bütünsel içinde, bütünlük içinde manası var ve anlaşılır. İnsan da böyledir. Bütünlük içinde odur. Tek sıfatıyla değildir. Ha? Yoksa aldanırsınız. Senelerden beri ben aldandığım gibi. Meğer münafığın tam iki tane kolu varmış. İki tane de gözü varmış. Vallahi böyle görüyorum. Meğer iki ayağı da var. Benim alemimde çok dehşetliydi. Şimdi insi şeytanı anlattım size. Şeytanın temel veri tabanı özelliği gurur kibir. Haset, ben merkezli düşünmek, olayları yorumlamak, pergel insan diyorum benim tabirimle. Pergeli koyduğun o merkezde daire yaparsan. 4. Yeis. Allah Kur'an'ında yeis hakkında çok acayip bir şey diyor. Allah'tan ümidini ancak kafirler keser. Allah'tan ümidini, yeis yani, kafirler keser. Şimdi bu 4 sıfatı, madendir bu. Üstad 13. lemada diyor ki, fena madenleri işlettirmekten şeytan işletiyor. Bu 4 tane maden işlerse, insan da aktif olursa bu 4 sıfat, 4 sıfatın hulasasına olan bir adama haza insi şeytan. Hiçbir şey değil daha. Acayip bir şey tespit gene geleceğim bak aşağı ineceğim. Şeytanın şeytan olmadığından İbadetinde ve ilminde kemalatı yoktu. Yani şeytan ibadet etmiyor muydu? İlmi yok muydu? Vardı. Kemalat olmadı. O kadar ibadet etti aldı. Çünkü kemalat ve fazilet, erdemlik bir şeyi muhalefet etmekten kaynaklanıyor.
şeytanın şeytanı olmadığından o ibadetler, amelleri nefsi ameldir. Yani lezzet için yapılıyordu. Melaikeler gibi. Melaikeler kadar ibadet eden yok. Bazı melaikeler secdede, bazısı rüküde, bazısı zikirde. Ama kemalatları yoktur. Niçin yaparlar? O onların lezzetidir. Lezzet alıyorlar. İbadet melekler gibi lezzet alıyordu, oluyordu. Melekler gibi lezzet alıyordu. Şeytanı meleklerden ayıran özellik donanımında, fıtratında yeis, gurur gibi sıfatları vardı. Meleklerde ise bu yoktu. Şeytanın şeytanı nefsiydi. Melekler yok mu ya bu nefis? Yok. Nefis var, nefsi, bu bizim bildiğimiz bu yapılım nefis yok. Mozaik bir nefis yok. Biz nefis deyince hemen ne anlıyoruz biz? Hemen nefse mare anlıyoruz. Say o zaman. Yok, nefsin içinde 7 mertebe var. En suflisi ki bentim. Nefse mare. Levame, mulhime, mutmaine, razi natika. Safiye de deniliyor. Değişik. Farklı alimlere gidiş. Ama burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Nefsen mareşer. Diğerleri hayırdır ve Allah yemin ediyor. Nefsi levvameye, değil mi? Ona yemin ediyor. Allah mutmain olmuş nefse de yemin ediyor. Yani takdir ediyor Allah. Nefis deyince biz de hemen şeytanın katırımıza geliyor. Onu da tavsiye etmemiz lazım. Nefse emmaredir o şer olan. Diğerleri değildir. Diğerleri hayri mutlaktır. İşte meleklerde nefis vardı ama bunlar vardı. Şeytanda bu vardı. Ama şeytanın şeytanı yoktu. Bizi onlardan ayıran bu şeytanın şeytanı yoktu. Bizim şeytanımız var. Çünkü biz biraz masumuz. Hem nefis var hem şeytan var. Şeytanın nefs emmaresi vardı, onun için secde etmedi. Allah biz secde etmeyin hemen şeytan yapar mı? Yapmaz. Adem'i şeytanı niye secde etmedenden şeytan yaptı? Çünkü namaz kılmayan, secde etmeyen insanlar var. Eğer secde etmemekten kişi şeytan olsaydı, çoğu insan sokakta secde etmeyen, Allah'ın dediğini yapmayan şeytan olması lazım. O secde etmemek bir şeyin dişe vuruşudur. Onu anlatacağım. O şey, o fiili tezahür. Şeytanın ruhundan bir şey bahsedeceğim. Şeytanı şeytan yapan o. Geleceğim ona. Kemalat nefse muhalefet etmeyle kendini inşa etmek ve bil kuvvet çekirdekten bil fiil ağaç yani esmanın meratibine mazar olmaktır. Kemalat, fazilet, erdemlik, bir şeye ayrılmak, sıyrılmak, muhalefet etmek. O da nefs emmare ama mücadele şeytan. Şeytanın vücudu, şeytan, vücudu Adem'e dönüştürme yöntemidir. Şeytanın yapı, sistem, sistemin adı şudur. Vücudu, varlığı, bunları, vücudu Adem'e dönüştürme özellik üzerine kurulmuş. Adem'e dönüştürmek, yok etmek. İşte bu mantıktan çıkarak diyorum ki, elime bakın. İki şey. Amel ve itikat. Şeytan vücudu Adem'e dönüştürür. Adem'i vücuda değiştirmez. Yapısı böyle değil. Ne demek? Şimdi imanı olana imansız, imanın var mı? İmansızsın. Cehenneme gideceksin der. İmanı olana der. Abdesti olana der ki abdestin var mı? Abdest size abdestin yok ha var mıydı falan. Onu şüphelendirip gidip abdest aldırtmaz. Çünkü abdestsizlik ademdir. Abdest almak vücudidir. Onun için abdestinizden şüpheleniyorsanız altına imza atıyorum. Abdestlisin alma. Eğer abdesti unuttun hakikaten var mı yok mu diye hiç ne varlığı ne yokluğuna hakkında hiçbir bilgin olmuyorsa git abdest al. Çünkü abdestin yok. Ama şüphem yok. İşte ondan zaten. Eğer abdestin olsaydı şeytan şüphelendirecekti. Şüphelendirmiyorsa abdest al.
Çünkü şeytan varı bozmak üzerine kurulmuş. Anlıyor musun? Şeytana çorabı tersten giydirdik şimdi. Mesela abdestliyim değil mi ben şu anda? Ha kesin biliyorum. Derse abdestliyim. Zaten diğer zamanda abdestliyim. Bak kendimde denediğimi söylüyorum. Uygulamak. Abdestli mi değil mi? Kesin abdestli. İyi bakın burası çok önemli. Ama abdestli miyim değil miyim kesin bir bilgim yok. Unuttum. Dönüyorum kendime böyle gözümü kapatıyorum. Var mı yok mu? Hiç baktım kimsede ses yok. He? O zaman yok. Eğer hakikaten abdestim olsaydı adam hemen devreye girecekti. Bana diyecek abdestin yok diyor falan falan. Hiç baktım ses yoksa ha, abdestim yok. Çünkü şeytan razı bu halimde. Hemen alıyorum. Vesvese gelmeyince alıyorum. Vesvese gelince almıyorum. Çünkü abdestin vesvesesi olur. Abdestsizliğin vesvesesi olmaz. Peki. Şeytan, imansız mısın? Almana, gavura, inkarcı ederim. Ya imanın var mı ya? Allah Allah ya, Allah seni. Ya imanın var mı ya? İman yok, gitti galiba iman. İman gitti galiba dediği kişi imanlıdır. İmansızın imanı yok ki imanı gitsin. İmansıza imansızlık şüphesi getirilmez ki. Çünkü imansız, imansızlıktan şüphe etseydi giderdi iman ederdi. Şeytanı iyi yakalamak lazım. Çünkü yapısı bu. Vücudu Adem'e dönüştürmek. Peki bu burada. Şeytanın yeri burada. Vehim ise biz onu karıştırıyoruz. Onun üzerine elime bakın. Şeytan böyleydi. Vücudu Adem'e indirmek. Yok. Yoka dönüştürmek. Vehim ise bunun tersi. Yoku var yapmak. Dimağdadır o da. Tasavvurdadır. Yani o da olmayanı var zannettirmek. Tamam mı? Adem'i vücut göstermek. Vehmin özelliği o, vehim. Yani herhalde sen böyle oturduğuna göre, böyle baktığına göre böyle düşünüyorsun. Veya karı kocama, sen bunu dediğine göre bunu kastetmişsin gibi olmayan faraziyatları, kurgulamalar hep vehimden çıkar. Filmcilerin senaristleri vehimlidir. Hani filmleri yazanlar var ya filmi. Onlar kadar vehimi kuvvetli pek kimse yoktur. Kurgularlar yani. Vehmin de özelliği budur. Allah Resulü vehim hakkında da çok acımasız bir latifedir diyor. Çünkü yorumlar hep o şey yapar. Bunlar demek istedin, şöyle yaptın vesaire. Onun için İslam'da çare bulmuş. Yani söylemiş Allah. Demiş ki, şüphelendiğiniz vehimi böyle yapacağına yapma. Git açık söyle. Kardeş bak senin hakkında böyle zanlarım var. Böyle düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Böyle diyeceksin. İslami sıfat budur. Bunu yadırgayan İslami sıfat değildir. Bunu birisi... Ya bana bunu nasıl dersin, ya benim için ne dersin? Hayır, tam tersini diyecek. Allah razı olsun senden, teşekkür ederim. Ha bana böyle net söyle, cevabımı al benden. Varsa düzelsin yani. Tabii. İşte İslam'da bu kurallara uyarak evlenme sistemi getirilmiş. Şimdi kız istenir evlenir, istenmezse evlenemez. Erkek ise istenir, ister evlenir. İslam'da bu yoktur. İslam'da kız da böyledir. Babası, kendisi, abisi vesairesi veya vekil ettiği. Gider söyler erkek gibi bak. Yani böyle sen eğer düşünürsen ben seninle evlenebilirim. Kız diyebilir. Babası da der. Der ki kardeşim Mehmet sana uygun evladım. Sana uygun yani evlenmeyi düşünüyorsan askerden geldin. Benim kızım şu yaşta vesaire. Bilesin. Ama maalesef ayıp helal olmuş. Helallar ayıp olmuş. Bu zındık komitede oldu. Ama o zaman bak, kız ne yapar? Kendisini satmak ve göstermek adına pırpır yapmaz. Haramlara girmez. Bir sürü şeyler tanıtma, tanıştırma, onun varlığını gösterme adına bir sürü fitne ve günahlar ortadan kalkmış olur. Çünkü söylüyor zaten sana. Ben böyle bir şeyi yaşadım. Bunu... Adam böyle bir şey söyledi mesela biz 30 yaşlarında, 20 küsur yaşındayken. Yani bak diyor dershanedesin, böyle uçarsan, kendisi ciddi bir esnaftı, toptancı, altıncıydı. Seni çok sevdim, ben gidip geliyorum. Eğer uçarsan iş sorunu yok, kızımı da veririm sana dedi. Böyle, çünkü niye?
Bu gayet İslamidir. Ama maalesef Avrupa'nın pis malzemeleri bizim pazarımıza, bizim güzel ahlakımız onların pazarına girmiş. Ve biz bile bunu dinlediğiniz zaman siz bile şaşırıyorsunuz. Acayip. Oysa benim ruhuma kadar uygun geliyor ki. Gayet makul. Bak malım olsun, benim tarlada kavun vardı. Ne veya depoda kumaşım var. Böyle bir ihtiyacın olursa. Bu ne kadar masum bir şeyse malını satmak, malını göstermek. Bu da böyledir. Bundan utanıyor, başlık parasını şeref kabul ediyor. Ondan utanmıyor. Kızını söylemekten utanıyor, kanını parayla satıyor. Kan parayla satılır mı? Organ parayla satılır mı? E nasıl birbirine ters dönmüş? Ya? Bundan kızını söylemekten utanıyor, kızını 19 Mayıs'ta külotla meydanlarda 19 Mayıs'ta oynattırıyor. Sokakta müşteri bulması adına her şeyi serbest bırakıp sokağa bırakıyor, flört yapmasına müsaade ediyor. Bak bu iş İslam'dan bir şeyin helal olan, meşru olan bir şey ortadan kalkarsa ne kadar bidatlar giriyor. Hep o sistemi kalkmasından oluyor. Bakın bir şeyi kaldırırsanız bak yerini başka şey doldurur. Şeytanın yolu da, bak şuraya bak, şeytanın yolu da sünnet-i seniyi yapmamaktan hasıl olan ara boşluklarıdır. Yani şeytan nasıl girer bize diye şey yaptım. Her sünnet-i seniye onun yolunu kesen barikatlardır. Her sünnete muhalefet etmek ona açılan bir yoldur. İster ana cadde açarsın, ana cadde farzı terk etmektir. Tali yollar mekruhları terk etmektir. İstabilize yollar ise sünnet-i seniye terk etmekten giriyor. Sünnet-i seniye, öğle namazını kılmak sünnettir. Aynı zamanda farzdır ama sünnettir. Yani Resulullah'ın yaptığı bir şey. Ama sünnetin içerisinde farz var, vacip var, menduplar var, müstahaplar. Komplesine sünnet-i seniye denilir. Allah Resulü yaptığı sünnet, öğle namazı kılmadı mı? Biz de kılıyoruz. Bak sünnettir. Ha, sünnetin hangi kısmı? Farz kısmı. Hangi kısmı? Vacip kısmı. Kurban kesti, vacip kısmı. Onun için şeytan yolu ve yöntemi sünnet-i seniye muhalefet etmekten kesinlikle patika yolu açılıyor veya bir ikiliyor, gidişti gelişti, ikiyle ayrılan otoyol diyorlar. Bir de otoban var. Otobanlar farzlardır. Ayrık yollar da mekruhlardır. Stabilize yollar da sünnet-i seniye muhalefet etmek. Şeytan Allah'a sen beni azdırdın diye Allah'a hem iftira etmiş hem isyan etmiş. Kur'an'da geçiyor. Şeytan Allah'a diyor ki beni sen azdırdın. Allah da bunu o kadar mütevazı Allah ki, o kadar güzel bir Allah ki ancak böyle bir Allah olması lazım. Yani ketmetmiyor konuşmasını. Arasında konuşmayı gizlemiyor. Yani bundan daha değişik nasıl Allah olabilirdi? Bu acımasız, hain, bu kadar kullarını azdıran, bu kadar nankörlük yapan, şeytandan bahsediyorum. Bu kadar Allah'ın nimetini inkar eden şeytan dua ediyor. Dua ediyor. Duası da ya Rabbi, sana gelmek isteyen, sana iman etmek, sana ibadet etmek isteyenleri sapıttırmak, sana gelmesini istemiyorum ve cehenneme gitmesini istiyorum Allah'ım. Bu imkanı bana ver dedi ve duasını kabul etti. Böyle bir Allah'ın var sence. Şeytanın duasını kabul eden senin duanı kabul etmez mi ya? Duayı nasıl duayı kabul ediyor? Ben böyle birisine de denk geldim. Şeytanlı bir. Ya dedi, abi senin dersini ben dinledim dedi siteden. Ben dedi sana gelmekten utanıyorum, belki tanırsın. Ama aynı tipi ben yaşadım dedi. Allah Allah. Hani şeytan Allah'a isyan etmeyi istedi. Verdi. Yani sen de diyorsun ki benim duamı niye kabul etmiyor? Allah şu anda sana layık değil. O ona layıktı. Sana daha iyisini verecek ahirette. Belki de ettiğin duadan daha iyisini verecek. Belki de ettiğin duayı günahını affetmeye kullandı. Çünkü cevapsız bir dua yoktur.
Sen bir sürü günahlar vardı. Televizyon, internet pisliklerime ataptın. Bir dua ettin. Kabul olmadı. Zannediyorsun kabul olmadı. Haramın yok oldu onunla. O dua öyle dönüştü. Tamam mı? Şimdi tamam. Şeytan Allah'a sen beni azdırdın diye hem iftira etmiş hem isyan etmiş. Şimdi en korkunç bir anlayışımı söyleyeceğim. Delilim yoktur. Yani kitaptan bana böyle bir metin delil isterseniz şu anda delilim yok. Diğer şimdiye kadar konuşma hepsi metin var. Bu hepsinden ötesi bir sıfatı var. Yoksa sokakta bir sürü secde etmeyen var. Hasetçiler var, yeisçiler var. Allah'a karşı güven sorunu sorgulayan Müslümanlar var. Yok musun adli ilahi diyen şairimiz var. Sana ağzın kapansın dedi kendi kendine. Yani Allah'ı sorguluyor. Yani neredesin ey adli ilahi? Çok yanlış bir söz. Ondan sonra Allah var ya. Şimdi bir sürü secde etmeyenler var. Adam Adem'e secde etmedi. Sırf bundan şeytan olması değil. Onun eylemde tezahür etti. O fiilin arkasına geliyorum. Gurur, kibir, haset, ben merkezli düşünmek, yeis. Bu dördünü de koyun tencereye. Tamam mı? Karıştırın. Omlet yapın. Çıkan netice benim tefekkürüm. Delilim yok. Nedir o? Korkunç şeytanın şeytanı bu işte. Allah'ı kıskandı. Allah'ı kıskandı. Kendisinin üstünde bir rakibin, hükmedenin, Rabb'ı kabul edemedi. Rabb zannetti meleklere karşı kendi ettiği ibadetlerle. Yani Allah'ı kıskandı. Adem'i kıskanma şeklinde gözüktü, kıskanması ama aslında Allah'ın rububiyetini kıskandı. Allah'ın Rabb'lığını, Allah'ın hükümranlığını, Allah'ın ilahlığını, Rab'lığını, melikliğini. Kul azı bi rabbin nas. Melikin nas, ilahin nas. Çok korkunç bir şey. Allah'ı kıskanmak. Bu Allah'a karşı güven sorunu doğurur. Yani Müslümanların en büyük şu anda bu asırda Arapların Orta Doğu'nun her tarafta musibetlerin belki de bir sebebi Allah'a karşı güven sorunu yaşamalarıdır. Allah'a karşı güvensizlik yani Allah'a güvenmiyorlar. Mesela bir misal vereyim. Şaşırmayın ama fiili. Dua ediyor. Dua ediyor. Eller burada. Şöyle. Bu diyor ki şöyle. Ey Allah'ım ver ama o kadar da mühim değil yani vermesen de olur. Yani o kadar da mühim değil yani istediğim şey. Veya dua ediyor. Ya Rabbi versen de olur vermesen de olur yani sen ki işine bu değil mi? Bunlar hep ruhsal görüntüler bunlar. Ekran bu. Ekran. Allah mesela hükmünü, emrini sıradan Ahmet Mehmet'in hükmüne karşı değiştiriyor. O adamı ilah edindi. Allah diyor ayette böyle böyle yapmayın. Adam da diyor ki bu ibadettir yapın. Aynı şeyi. Allah koyuyor kenara. Bunun yapmasının sebebi birbirinizi ilah edinmeyin. Ne edinmez, edinmekten kaynaklanıyor. Peki benim işim fiilden, ruhu, ruhtan niyeti sezmek, görmek. Bak aşağıda ineceğim daha. Bir insan, bir insanı nasıl ilah edinir? Bir insan bir insana ilah olamaz. Çünkü tanıyorum da sen bana nasıl ilah olacaksın? Ben sana nasıl ilah olacağım? Çünkü biliyorum senin boyunu, postunu biliyorum. Bende ne özelliğin varsa sıfattır. Yani ilah olmana, bana ilah olmana yetmez. Olmaz. Peki sen bana nasıl ilah olabilirsin? An şartlı olabilirsin. İnsanlığını kaybedene insanlar ilah olur. İnsanlığını kaybedince insanlar mükemmel olur. İnsanlıktan dibe inen, insanlığı olmayana insanlar acayip olur.
O zaman ilah olur. Demek ki insanlığını kaybedene insanlar ilah olur. İnsanlar da ilah oldu mu? Allah mesin. Ayetmiş. Hadismiş. Edile-i şeriyeymiş. Hiç. Haç. Pascal çağını. Hiçbir şeyi yok. Çok tuhaftır. Böyle bir şey var mı? Ustad diyor mu? Diyor ki, hey efendiler diyor. Şimdiye kadar yaptığınız muamele diyor 1920'den. 1944-47 arası söylüyor. %50 diyor nesilleri ortada. %50 dine lakayt. Eğer diyor siz bu nesle İslamiyet'i vermezseniz diyor. 50 sene sonra 1944-49 44-47 ikinci emirden ne yapar? 1994-97 ve sonrası. Şimdi ekilen tohumlar diyor 94-97'den sonra bu milletin nesli atisi, gelecek nesli yani biz, yaşayan Türkiye, %90'ı nefsi emmaresine tapacak diyor, ilah diye. 80 milyon Türkiye kabul et, %90'ı ne yapar? 9 kere 8, 72, 80 milyonun 72 milyonun nefsine Allah diye tapıyor. 8 milyonu Allah'a iman et diyor. %90'ın nefsi emmaresine tapacak demiyor mu? Ben mi uyduruyorum? Ondandır ki 20 kişiden bir kişiye güvenilir sözü olması, gidişatı böyle gözükürken 20 kişiden bile bir kişiye güvenilmez. Niye demiyorsun hiç kimseye güvenilmez? Onun adıdır. 20 kişiden bile bir kişiye güvenilmez. Peki. Şimdi size benim nefsim iman etti. Nefsim 192'de şurada. Onu okuyacağım size. Hasan abi, her nefsi demeye tabi olan kafir olmuyor. Olmuyor. Her nefsi emareye tabi olanı olmuyor. Evet kardeşim. 194. Arkadaşlar kısa bir zamanda çok büyük mesafe alıyorsunuz böylelikle. Çünkü ben senelerimin alt veri tabanı ile tefekkürlerimi sizinle paylaşıyorum cömertçe. Siz ne kadar kızarsanız kızın, bunları bize niye söylüyorsun derseniz de, çünkü ben Rabbime karşı anlaşmam var. Allah'ım bana ver, ben seni kullarına vereceğim. Sen ister kullarını tıka, istersen tıka bak. Senin için ben ilhamımı kesmem. Şimdi yine Rabbimin bana ikramını sizinle paylaşacağım. Başka bir şey. Ölmeden önce ölünüz. Onu paylaşacağım. Gene bununla paralel. Yani ölmeden önce ölünüz ne demek? Yani ahirete gitsen, oradan tekrar dünyaya gelseydin neler yapardın? Bir kendinize sorar mısınız? Ahirete gittiniz, cehennemi gördünüz, cenneti gördünüz, zebanileri gördünüz, azap çekenleri gördünüz. Peki dönseniz ne yapardınız? İşte onları yapana ölü denilir. Yani dünyası ölmüş, ahireti dünyada dirilmiş demektir. Ahireti dünyada dirilmiş. Yok o kadarıyla bir şey olmaz. Olsun. Nefsi arzularını yapmasan, burayı çok önemli, nefsi arzularına muhalefet edersen, nefis cihetiyle ölmüşsün demektir. Ölen de nefis olacağından, küllü nefsin zayikatı mevt, her nefis ölümü tadacaktır. Ruh, küllü ruhum değil. Ruhlar ölmez. Her nefis ölümü tadacak. O zaman nefsinin arzularını yapmazsan nefis cihetiyle ölmüşsün demektir. Sen namaz kılmak istemez nefis. Namaz kılan o tarafını öldürdü. Nefsin muhalefetini. Oruç tutsan, şeval tutsan şimdi, namaz vesaire, hayır hasenat dersleri gidiyor, kitap okuyorsun vesaire. Yani bunlar nefis istiyor mu? İstemiyor. Her istemediğini yapmak nefse indirilen darbedir. Nefis ölüyor. Nefis ölüyor.
Ve ölecek de nefistir. Sen dünyada nefsine muhalefet edince nefsin ölüyor zaten. Nefis ölünce ruh diriliyor. Ölen de nefis olacağından nefsin isteklerini yapmasan nefsin ölmüş demektir. Ölmeden önce ölünüz bu. Yani hakikaten ahirete gitmeden ölecek olan nefsi yaşarken öldürürsen ölmeden önce ölüyorsun. Şimdi ona ait bir yer başka. 132'de mi? Merak ederseniz bu 18. defterdir. 270. Burada değil, bakayım. 194 atıf var mı? Ölmeden önce bir bakalım. 194 atıfı niye yok? O kadar acayip mevzular var ki ancak onun listeyi güzel tutmam lazım. Orada sünnet-i seniyi yaşayan ölmüş demektir. Sünnet-i seniyi yaşayan ölmüş demektir. Şimdi bu meseleyi kapatıyorum. Bunlarla kaç sorusu olan var mı? Peki. Psikiyatri kurucuları bazıları şunlar: Freud, Willeman, James. Ne demek okunuşu? William James mi? William, yazayım bunu, bir daha yanlış okumayayım. William James. M var mı? William James. James. Tamam. Bir şey anlatacağım. Psikiyatri kuranlar daha çok bunlar. Diyor ki bu adam, onun cümlesini aldım. Kimden ne aldım, size söyleyeyim. İnançlar doğru oldukları için işe yaramıyorlar. İşe yaradıkları için doğrudurlar. Böyle bir adamın, bak böyle buna yakışıyorsunuz. Bunun üzerine kurulmuş şu anda tıpta panik atak, buhran, bunalım, depresyonu çözme yöntemi bu adamların ne dedikleri, nereye karşı doğruluk ölçüleri var mı? Nereye göre bu sözleri, ölçüleri vardı? Doğrulanmamış, ispatlanmamış teorileri üzerine psikiyatri bir bölüm kurulmuş. Onların ortaya koydukları çözüm adına koydukları cümleleri kullanıyoruz. Doğru olduğunu nereden biliyoruz? Ve 7 sene, 10 sene, 11 sene psikoloji hastası. Bu sana gösteriyor ki ya ilaçlarda ya sende bir sorun var. Sende sorun yok. Sende şu sorun var. Güven sorunu var, bilgi sorunu var. Bilgin olsun, usta diyor ki ilim onu tard eder. Hatta evrat esker tard eder demiyor. Vehim acımasızdır ya. Yani yoku var etme üzerine kurulmuş. Vesvese değil. Psikoloji hastalarının özelliği vehmidir. Ustad da diyor ki maddi hastalığın kökü olan vehmi hastalığını kes diyor. Vehmi hastalıkmış. Ha o zaman vehim dimağdır. O zaman doğru düşünce bilgin yok. Veya bilgiyi aldığın doğru bir kaynak değil. Peki çaresun, derdisun mu? İşte bu dersler. Bu dersleri dinleyip de 7 sene, 11 sene, 12 sene ilaç kullanıp ilaç bırakanlar var bir sürü.
Ne yapacaksın? Ben sana bir reçete çiziyorum. Yan tesiri yok. Doktorların çizdiği reçetede yan tesiri var. Şu ilacı kullan diyor. İşe yaramadı. E değiştirelim. E ne olacak peki? Onu geri alabiliyor musun? Yan tesirini. Alamıyorsun. Ben size söyleyeceğim reçetede yan tesiri yok. Eczanede de satılmıyor. Parası da yok. Ücret de almıyor. Bir. Uygulayın. Deneyin. İster de. Ama sen bilirsin. Bir. Namazı vaktinde kıl. Ve akabindeki akabine tesbihatını yap. Haftada en az bir veya iki defa sohbete derse git. Üç. Evinde en az her gün 5-10 dakika Risale-i Nur oku. Dört. Bütün böyle eskide kişiden kişiye yapılırdı sihir büyü. Televizyon ve internetlerde videolardan yapılıyor. Pisliklerden. Onun üzerine monta ediliyorlar. Erva habiseler. Dizilerden, internetlerden zorunlu olduğun hariç. İş adamısın, bilgisayarda mailine bakacaksın vesaire. Kastettiğim anlaşılıyor. İnternet ve televizyonlardan uzak dur. 5. Doğru insanlarla doğru yerde doğru iş yap. Yani olumsuz, negatifliğe odaklayan, bir araya geldiğin zaman sana hep ümitsizliği aşılayan, bu tür insanlardan uzak dur. Bitti. Allah Resulü'nün hadisiyle de noktalayayım. Hastalıklarınızı sadakayla tedavi ediniz. Kur'an'la hulasaydım, Ela bi zikrillah tetmeyiniz kulum. Bütün kalpler Allah'ı zikretmeyle mutluyum. Onu da söyledim. Ha, Hizbul Kur'an dedik mi? Hizbul Kur'an. Mutlaka Hizbul Kur'an okuyacağım. Kim bana ne sorarsa sorsun, uzakta olup bu sesimi duyan, yanında olsam şunu sorardım, aynı şeyi söyleyeceğim. Yanıma gelseniz de aynı şeyi söyleyeceğim, uzakta olan da aynı şeyi söyleyeceğim. 5 tane. Toparlıyorum. Namazı vaktinde ve tesbihatını, akabine tesbihatı yap. Her gün 5-10 dakika Risale-i Nur'dan oku. Haftada 1-2 gün derse git. Olumsuz insanlardan, olumsuz yerlerden uzak dur. Ve Hizbul Kur'an'dan dersin olsun. Hizbul Kur'an demek, Bediüzzaman Hazretleri'nin 6666 tane Kur'an ayetlerinden ruhu ve dimağı güçlendirici, bu tür rahatsızlıklara çok iyi gelen ayetleri seçmiş. 1000 tane. O ayetlerin cem olduğu kitaptır. Hiçbir dua, beşeri dua yok orada. Hep ayet-i kerimeler var. Onu 30'a bir günde okuma. Yani okuyamazsın. Okunur da. Hafızlar oku. 30'a böl. Her gün bir babını oku. Eğer okumakla tembellik yapıyorsan nurdersi.com'a telefon veya giriyorsun. Bana bir numara verin diye şirkete dahil ol. Her gün bir bölümü okuyarak binlerce kişinin okumasına da ortak oluyorsun. Kul hakkı olduğu için, şirkete girdiğin için okumamak, kul hakkı olduğu için nefsin tırsar. Onun için mecbur olursun okumaya. Ben de şirketteyim, söyleyeyim. Tamam. Peki. Birkaç tane maddeyi de okuyorum, kesiyorum bugünkü dersimi. Neyi seyrediyorsanız hipnoz oluyorsunuz demektir. Menfi veya müspet. Çağrıyı seyrediyorsanız, yani güzel bir şey seyrediyorsanız, etkileniyorsunuz. Yani unutmayın, kulağınızdan, gözünüzden, burnunuzdan, dilinizden, elinizden ne içeriye giriyorsa, girdiği gibi kalmıyor, içeride canlanıyor. Suya düşen ıslanır. Hayata giren hayatlanır. Ruha giren ruhlanır. Onun için neyi seyrediyorsanız içeride canlıdır, onu bilin. Neyi seyrediyorsanız hipnoz oluyorsunuz. Menfi veya müspet. Biz ona konsantre diyoruz. Veya bizde ne deniliyor? Tefekkür. Onun tesirinin dışına çıkmak
çok zor, belki imkansızdır. Seyrettiğinizden ayrılamıyorsanız, adınız gibi bilin ki blok olmuşsunuz demektir. Çık da kapat hadi göreyim. Çık kapatamazsın. Niçin? Hipnozdasın. Hipnoz bitince kapatırsın. Çünkü tahayyülün içine tasavvurları koymayı becermişler. Dimağdaki mertebeyi söyleyen endiş, karpuzun şey, tahayyül, tahayyül, tasavvur, tahakkul, tasdik, izan, itikat, iltizam, itikat, yedi. Ehli dalalet, seyrettiğim şey tahayyülümüzü çalışıyor, film. Bu neye bakın, iyi dinleyin, bunu bulamazsınız. Bu ancak enfüste dolaşırken tefekkürde tespit edilen şeydir. Seyrettiğiniz film tahayyülünüz aktif oluyor. Hayal dünyanız çok güçlü oluyor. Ehli dalalet şunu buldu. Vardı ya. Tahayyül en diptedir. Tasavvurlar var ya tasavvur. Kendi düşüncelerini, kendi ervahlarını, ruhanilerini. Yani İmam-ı Rabbani diyor ki, bir zatın diyor kitabı masa doğru olsa ama bu adamın zihniyeti kötü olsa, habis ruhluysa, doğru kitaptan bile size habis ruh attırılır. Şimdi adamlar filmi bir seyrederken düşüncelerini ve ervahlarını, şeytanlarını ve cinlerini, buna tasavvur deniliyor, filme monta edebilmişler. Yani tasavvurlarını tahayyülle atıyorlar bize. Elektriksel dalgaya yükleyebilmişler. Çünkü cinler elektrikten daha hızlı gidiyor. Burada yani. Filmin şeyi, zahiri, sureti. Suret, tahayyül. Menfi olsun önemli değil. O evet. Şeyde o yüklü olabiliyor. Yani. Yüklü olabiliyor. Ama bazı şeyler, mesela filmlerin sahneleri veya kelamlarda menfi olmuyor. Mesela Amerikalılar Irak'ı işgal etmeden önce Kur'an-ı Kerim'in arkasına sesi yüklemişler. Mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kur'an arkasında direnme, 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 teslim ol, teslim ol, teslim ol. Tam iki sene Saddam daha varken Kur'an-ı Kerim ve dini vaazlar, çünkü cihat yapacak, teslim olmayacak Müslümanlardır. Şarkı türkülere yapmamışlar. Çünkü onlar leylim leylim, zaten savaşmacılar kaçarlar şimdi. Suriye'den kaçanlar, cihattan kaçanlardır. Onun için pek merhametim yok onlara. Al leylesini bırakıp gidiyorsa tamam. Onlara pek merhametim yoktur. Cihatı bırakmış. Vatanını bırakmış. Burada para diler. Ne parası ya? Ona kuru ekmek ver yeter. Çok bile. Vatanını bırakıp, sen bırakabilir misin? Tamam. Hele hele sigara atmış. Ha uğur yapanlar. Tamam. Gitmiş, kim direnir? Kim cihat eder? Müslüman. Müslüman neyle muhatap olur? Kur'an ve vaaz. Onun arkasını yüklemişler. 25. kareyi. Direnme, direnme, direnme. Teslim ol, teslim ol, teslim ol. Ama surete ekranda Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Teslim ol, teslim ol, teslim ol. Direnme, direnme, direnme. O sese uygun yapmış. Errahmanirrahim. Teslim ol. Maliki yevmiddin. Direnme. Yüklemiş. Bu işin uzmanı bana mail attı. Hocam diyor, sizin derslerinizi 25. kare kullanmak istiyorum, müsaade eder misin? Yani bu dersin arkasında Risale oku, Risale oku, Risale oku, Risale oku yükleyecekti. Ona bile müsaade etmedim. İradesine bloku koyma. Okumak istiyorsa okusun. Okumak mecburiyetinde kalmaz. Ve bu imkana sahibim. Böyle imkan, bir elim ayağım var yani. Bu tip arkadaşlarım var benim. Ve buna ait bir kısım arkadaşlar da buna ait dere sesi, deniz sesi, rüzgar, seslerin üzerine Risale-i Nur ve Cevşen'i yükledi, monta etti, siteye koydum. Bunu parayla menfaatına, çıkarına, satana da kızdım. Ama adamlar onu indirdiler, CD yapıp parayla satıyorlar şimdi piyasada. La tamam, yay. Gayem benim yayılması ama sen para bundan kazanma.
kazanılması gerekiyordu da ben aptal mıyım, ben niye kazanmadım? Veya onu yapan niye kazanmadı? Yani güvenilmiyor işte. Aramızda vahiy alacak peygamber yok. Artık bitti. Hatmen Nebi. Vahiy alacak peygamber daha yok. Aramızdaki münafığı ise Cenab-ı Hak bir vesile ile deşifre ediyor. Yani kişinin kim olduğunu, zihniyetinin arkasındaki niyeti ne olduğunu gösteren en belirgin gösterge peygamber yok ki peygamberle bilelim. Adam münafık mı değil mi, nasıl bileceğiz? Adamın, kişinin kim olduğunu, zihninin arkasındaki niyeti ne olduğunu gösteren en belirgin göstergelerden birisi de o zat kime taraftar, kimin yanında, kimlerle beraber hareket ediyor, Allah onları bize bu şekilde deşifre ediyor. Kim ve kimin ne olduğunu anlamak istiyorsan, bu adam kime taraftar, kimin yanında, kiminle ne yapıyor ve kime karşıdır? Kişinin işidir aynası, lafa bakın. Bu gösterge buymuş. Bundan da şüphe eden değildir galiba diyen ahmaktır. Bunun tedavisi yoktur. Çünkü İsa Aleyhisselam diyor ki ahmağın tedavisi yoktur. Ahmağı tedavi edemezsiniz. Bakırköy'de deliler tedavi olur, ahmak tedavi olmaz. İsa Aleyhisselam söylüyor, garip kısaymayın. Ben diyor alacalıyı, hastayı tedavi ettim. Allah'ın izniyle asırlık mezarlıktakileri, ölüleri dirilttim. Öyle demiyor mu? He? Ölüleri dirilttim diyor. Ölüyü dirilttim. Asırlık mezarı dirilttim. Bunakları düzelttim. Dilsizlerin dilini açtım. Fakat ahmağı tedavi edemedim. Ahmak kimdir? Fiilen kendisinin kim olduğunu gösterene hüsnü zannedendir. Veya fiilen çok güzel bir adam, ona suyu zanneden, o da ahmaktır. Fiilen ne olduğunu gösteren, fiilen. Niyeti nedir? Niyeti bizi ilgilendirmiyor. O Allah'a karşı söyleyecek. Çünkü din şeriat zahire bakar. Bu o niyeti, niyet aldatıyor. Niyeti yorumlayamıyoruz. Niyeti budur. Onu bilemez. Allah'ın dinini bilen bozuyorsa bunun niyeti ne bakılmaz? Fiile bakılır. Allah'a başka bir madde, Allah'a tevekkül edip güvenemiyoruz. Allah'a karşı güven duygusu sorunu yaşıyoruz Müslüman olarak. Yani Allah'a mesela ölüm, işte öleceğiz falan, korkuyoruz. Ne yapacağız? Teslim olsana Allah'a. Teslim ol Allah'a. Yani güven sorunu yaşıyoruz yani. Acaba Allah benim hakkımda iyi şey düşünüyor. Acaba ben böyle olacak mıyım? Kanser olacak mıyım? Yüksek tansiyon olacak mıyım? Ya kardeşim Allah'a güvenmiyor musun ya? Öyle yat abi, abdestini al, yap. Müslümanların en büyük sorunu Allah'a karşı güven sorunudur. Teslim sorunudur. Allah'a tevekkül edememektir. Son cümlem ve benim de bu konuşmalarımın başka art niyeti aranılmaması için söylenecek bir sözle bitiriyorum. Ben derslerimde hoca edasıyla, belakatçi edasıyla, öğretici, öğretmen edasıyla konuşmuyorum. Zaten beceremem. Ben halkın birisi olarak, onlardan biri olarak gönlümden samimi duygularımı konuşturuyorum. Tespitlerimi sizinle paylaşıyorum. Bu kadar. Kimseye de rakip değilim. Kimse bana rakip değil. Benim rakibim benim. Nefsimdir. Nefsimle uğraşıyorum. Buna delilim hayatımdır. Kimseyle uğraşma. Birilerle uğraşıyor gözüküyorsun. Müslümanlara uyandırmak için vazifemi yapıyorum. Veya öyle inanıyorum. Peki, şu soruyu sordular. Cevap vereyim. Sen de biraz siyaset yapsan, yani biraz evirip çevirip kıvırsan olmaz mıydı? Diyorlar. Ben Kur'an şakirdiyim veya öyle inanıyorum. Kur'an'ın gidişatına bakın, Kur'an evirip çevirip kıvırmıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evirip çevirip kıvırmıyor. Risale-i Nur
La Bediüzzaman Hazretleri Deccal'ın yüzüne karşı demiş. Deccal döneminde Deccal'a Süfyan'dır dedi. İnna Teyna'yı. Emirda bir sürü. Lozan'la Deccal olduklarını hiç çekinmeden Risale'ni ortaya koydu. Yani Risale-i Nur evirip çevirip kıvırdığı bir yer yoktur. Risale-i Nur hak ve batılı net göstermiştir. Ve Kur'an da kişileri deşifre etmiştir. Ebu Leheb'den Ebu Cehil'e kadar, Firavun'dan Nemrut'a kadar. Evirip çevirip kıvırmaz Kur'an. Kur'an'ın gidişatında bir ciddiyet görürsünüz. Hak ve batılı net görürsünüz. Böyle bir acaba şey yapma yoktur. Ben de Kur'an'ın şakirdi ve Risale-i Nur talebesi ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmeti olduğumu inandığım için, inandığım davanın, İslamiyet'in zararını zannettiğim, zararlar şunlardır, doğrular bunlardır. Ben de buraya uyuyorum, burayı gösteriyorum, evirip, onun için çevirip kıvıramıyorum. Kıvırmayacağım da. Kıvırıyorsam mutlaka bilin ki dengemi bozulmuştur. O zaman beni dinlememenizi söylemişim. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin el fatiha tüm selavat.